Sesi Düşünenler programına hoş geldiniz. Kültür, sanat, edebiyat, çeviri, şiir, özellikle de divan şiiri denince akla gelen ilk isimlerden biri o. Hayatının her döneminde kültür ve sanatı kendine pusula yapmış, Türkiye'nin ilk kültür bakanı olarak hizmet vermiş, eşsiz çevirilere imza atmış, aldığı batı eğitimine ve yurt dışında geçen hayatına rağmen her zaman Türk kültürüne sahip çıkmış, Kolombiya, Princeton, New York gibi dünya çapındaki üniversitelerde Türk ve İslam kültürü üzerine dersler veren, yazısı kadar konuşması da berrak olan iyi bir hatip, Yaşar Kemal'in deyimiyle ödün vermez bir aydın. Ve her şeyin ötesinde her daim mükemmel bir centilmen. Evet, bugünkü konuğum Sayın Talat Harman. Hoş geldiniz efendim. Hoş şeref verdiniz. Bütün bunlardan sonra konuşacak bir şey kalmadı. Ben veda edip müsaadenizle gideyim. Sizin yalancı çıkarmak istemiyorum çünkü. Sizin gibi bir üstad için bu cümleler az bile. Onca deneyim, onca emek sonrasında üretilen onca eser sonrasında birkaç cümle gerçekten hiçbir şey ifade etmez. Yıllar sonra yeniden bir başka programda bir araya geldik değil mi Sayın Harman? Evet, Amerika'da bir program yaptık sizinle. Siz bir gün telefon ettiniz, o enfes sesinizle beni meftun ettiniz. Telefonda daha hiç görmemiştim sizi. Ve CNN'de çalıştığınızı ve İslamiyet'in bugünkü durumu ve geleceği hakkında bazı sorular sormak istediğinizi söylediniz. Bu uluslararası CNN için, Amerikan CNN'i ve dünyanın başka yerlerinde, her yerinde görülen bir programdı galiba. Gerçekten uluslararası bir prodüksiyondu. Konuklardan biri galiba Londra'dan konuşuyordu, biri Kahire'den. Belki bir tane de İslamabad'dan konuşan konuğumuz vardı. Beni New York'taki CNN'de karanlık bir odaya koydular. Çünkü biz Atlanta'daydık. Evet, o bağlantıyı Atlanta'dan yaptık. Evet. Sizi New York'tan ama bulduk. Ama karşımda hiçbir yüz yok. Stüdyo kapkaranlık. Kulaklık verdiler ve sorular kulaktan geliyordu. Ben de boşluğa bakarak, karanlığa bakarak bir şeyler anlatmaya çalıştım. Bir şeyler anlatmaya çalışmadınız, çok şey anlattınız. Burada özellikle vurgulamak istiyorum. Yıl 95'te, 1995 evet, yılı. Daha 11 Eylül gibi dramatik olaylar yaşanmadan önce İslamiyet ile terörizmin özdeşleştiğine dair genel bir kaygı, endişe o dönemlerde bile hakimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ve iyi ki de sizi bulmuşum, iyi ki de sizinle canlı yayın yapmışım CNN International'da. Çünkü İslamiyet'i o kadar güzel anlattınız ki o yayın sonrasında hem ben yapımcı olarak çok mutlu oldum, hem CNN'deki tüm ekip çok başarılı bir yayın yapıldığını söyledi. Ne güzel. Ve çok da telefon geldi. Evet, bana da dünyanın dört bucağından mesajlar geldi, telefonlar geldi. Çok şaşmıştım ama işte bu CNN'in yahut da uluslararası iletişim araçlarının gücü. Evet. Yeniden ağzınıza sağlık diyorum bir çok kez daha. Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim bir sürprizim var sizin için. Nedir o? Sizin kitabınız. Ve ilk defa yoksa şimdi... Sizde var mı kitabı? Sizde yok ama bana geldi. Bana gelmedi. Evet, şimdi ilk defa izleyicilerimizle birlikte siz de kendi kitabınızı bu programda göreceksiniz. Kapağı sıcak, da ilk sıcak, defa görüyorum. Evet, ilk defa kapağıyla birlikte burada. Ben program öncesinde son nüshasından çalıştım. Evet. Biraz önce elime ulaştı. Aklın yolu bindir. Evet. O benim çok inandığım bir şey. Aklın yolu birdir sözünü ben çok yanlış buluyorum. Akıl o kadar engin, ufukları o kadar geniş ki yollar bir tek olmamalı. Bir tek yol faşizmdir, bir tek yol bir zihni cenderidir. Halbuki bin hatta binlerce yolu olmalı aklın diye düşünüyorum. Müthiş. Hem ismi çok cazip, hem içeriği çok çekici. Çünkü sadece sizin yaşam serüveniniz değil, sizin yaşamınıza ve yaşadıklarınıza paralel olarak Türkiye'nin ve Türkiye-Amerikan ilişkileri çerçevesinde kültür ve sanat dünyasının renkli anekdotlarıyla birlikte döşenmiş bir kitap bu. Burada bütün varlığım, bütün hayatım çırılçıplak var ama sessiz düşündüklerim yok burada. Bu da Talat Harman'ın sesli düşündüklerinden oluşan bir kitap. Müthiş. Gerçekten çok samimi. Bu anlamda söyleşiyi yapan Cahit Birgül. Cahide Birgül. Evet.
İş Bankası'nın kültür yayınlarından çıktı bu kitap. Onu da hemen iletelim. Cahide ben, Hanım'ı inanın vallahi ki kıskandım. İlk defa görüyorum. O kadar güzel bir söyleşi olmuş ki bu. Tabii bir söyleşi değil, birkaç söyleşi sonrasında derlenmiş bir kitap bu. Hatta onun deyimiyle üç mevsim iki coğrafyaya yayılan bir söyleşi sonrasında, söyleşiler dizisi sonrasında oluşturulmuş bir kitap. Çok akıllı ve zarif bir hanım. Çok güzel kitapları var kendisinin. Benim her türlü nazımı çekti. Sabırla dinledi. Bazen uyuklayıp kaldı ben konuşurken haklı olarak. Ama işte banda alıyorduk, teypi alıyorduk. Ama Cahide Birgül Hanım'a minnettarım gerçekten. Onun soyadı Cahide Bingül olmalı. Çok aklın güzel. Aklın yolunun bin olduğu gibi. Evet. Yani binlerce güle layık bir hanım. Evet. Hem Cahide Birgül'ü hem de tabii bu seriyi başlattığı için İş Bankası Kültür Yayınları'na da Cana buradan Hanım'a, evet, teşekkür Cana Atınç. etmemiz gerekiyor. Başta Cana Hanım olmak üzere. Bir de Mürşit Balabanlılar tabii. Kitap yayınlarını yöneten Mürşit Bey var, Balabanlılar. Ben üçüne de minnettarım, İş Bankası'na minnettarım. İş Bankası zaten eskiden de benim bazı kitaplarımı çıkarmıştım. Mesela 30 yıl kadar önce Eski Uygarlıkların Şiirleri diye böyle 1300 şiirden oluşan büyük bir antoloji hazırlamıştım. Ama dünyanın dört bucağından 1000 yılından önce yazılmış şiirlerden seçmeler. Çok güzel. Şimdi şiir çok önemli. Şimdi o kadar çok aslında bu kitapta zengin bir malzeme var ki bu program çerçevesinde sadece bazılarına değinebileceğim. Süreyle sınırlı olduğumdan dolayı. Mesela şiir konusu. Talat Halman deyince hemen ilk akla şiir geliyor. Keşke. Özellikle de, yok keşke demeyin. Özellikle de... Düşmanlarımın aklına başka şeyler de geliyor. Şiir çevirileri örneğin. Çeviri yapmak başlı başına bir zorluk. Çok. Ama şiir çevirisini yapmak daha da büyük bir zorluk. Hemen hemen imkansız. Ama bazen gerçekten bir çeviri özgün şiir kadar güzel olabiliyor. Hatta bazen ben kendime kredi almak istemiyorum ama gördüğüm, okuduğum bazı çeviri şiirler var ki orijinallerinden daha güzel diyebilirim. Ki bu konuda size yöneltilen eleştirilerden biri de bu. Özellikle bir şiir çevirisi çalışmanız var ki orijinallerinden bile daha güzel denildi. Aa. Hangisi? Genellikle bunu en çok şey için kullanıyorlar. Shakespeare bütün sonelerini çevirmiştim. Shakespeare'in, evet, 154 tane sonesi vardır. 1982'de galiba çıktı ya, 83'te çıktı o kitap. 154 sonenin hepsi. Şimdi yeni, çok güzel, lüks bir baskıyla, bir de 38 soneden oluşan bir CD ile bu yılın Haziran'da, 2003 Haziran'ında Koç Tanıtım Kültür ve Sanat Yayınları çıkaracak. Onu heyecanla bekliyorum inşallah. Bir de şunu çıkardılar yine Koç Yayınları. Bu da Baba Tahir Üryan. Onu da göstereyim izleyicilerimiz için. 1000 yıl önce yaşamış olan bir İranlı şair. Dörtlükler yazmıştı sadece. Yani düşünün ki Ömer Hayyam'dan 150 yıl kadar önce, Mevlana Celaleddin Rumi'den 250 yıl kadar önce yaşamış bir şair ve onların rubailerindeki, dörtlüklerindeki tat var bunda. Ve bir bakımdan aşk şiirleri olarak çok çarpıcı ve manevi güç olarak da insanı sarsan özlü güzellikleri olan dörtlükler. Ki bu anlamda sizin aslında aruz ölçüsüne yönelik olarak özel bir ilginiz var. Divan şiiri ve onun alt katmanında aruz. Bu konuda da biraz eleştiriliyorsunuz. Zira aruz artık günümüz şiir anlayışından daha uzak bir şiirselliği barındırıyor gibi eleştiriler var. Herhalde bu eleştirilere de sizin bir cevabınız olacak diye düşünüyorum. Tabii. Bu tamamıyla yanlış bir düşünce. Aruz ölmedi, gömülmemeli. Bugünün Türkçesi için elbet zor. Türkçe için her zaman zordu aruz. Onun için eski şairler, divan şairleri imal edilen yanlış uzatmaları kullanabiliyorlardı. Zihaf denilen kısaltmaları kullanıyorlardı. Ama 20. yüzyılda birçok şair hiç bu kusurları olmayan şiirler yazdılar, aruzlar ve günümüz Türkçesinin en güzel örneklerini verdiler. İsteyenler bu kitabı okusunlar, görecekler ki aruz mükemmel kullanılabilir bugünün Türkçesiyle. Hiçbir zorlama yapmadan, hiçbir hata pürüz olmadan. Ama aruz büyük bir ses zenginliği veriyor şiire.
Bir de tabii şiir çevirisinde özgün şiirin biçimini, sesini, ahengini, tadını, heyecanını düşünmek lazım. Eğer aruzla yazılmışsa o şiirler, Türkçe mesela de aruzla çevrilmeli, eşdeğer olabiliyor. Hem o çok sağlam bir matematiksel kurgu üzerine döşenmiş oluyor şiirler. Tabii. Hem de sizin de yine kitabınızın bir bölümünde aktardığınız gibi aruzla yazılmış şiirler kendi şarkılarını aslında söylüyor. Tabii, çok doğru, çok doğru. Şimdi yine bir ilginç nokta var. Çeviri bölümünü o cümlenizle noktalamak istiyorum. Çok ilginç bir benzetme yapmışsınız. Çeviri yapmayı evlilik yapmaya benzetmişsiniz. Bu bazı kimselerin böyle bir gözlemi var. Çeviri evlilik gibidir diyorlar. Hiç kimse aşk gibidir demiyor. Ben aşk gibidir diyorum, aşktır diyorum. Ancak aşkla yapılırsa başarılı olabilir. Evlilik gibi mükemmeli olmaz diyenler var. Ben ona inanmıyorum. Evliliğin de mükemmeli olabilir. Şiirin, çevirinin, hatta şiir çevirisinin aruzla bile olsa mükemmeli olabilir. Evet. Şimdi biraz gerilere gidelim. Eyvah. Evet. Şimdi anne, baba, aile ortamı biraz o döneme mercek tutmak istiyorum. Evet. Şimdi her ikisiyle ilgili çok ilginç tanımlarınız ve anekdotlarınız var okuyucuyla paylaştığınız. Baba figürü bana çok ilginç geldi. Bir yandan biraz sert, kırıcı. Çok sert. Ama öte yandan son derece zeki ve okumayı seven bir kişi. Çok güçlü kalemi vardı. Denizcilik tarihi hakkında çok güzel araştırmalar, kitaplar yayınladı. Almanca'dan Türkçe'ye birçok kitaplar çevirdi. Çok çalışkan bir adamdı. Fevkalade zeki bir adamdı. Çok sertti yani. Ki o anlamda anne biraz dengeleyici unsur gibi ben algıladım. Evet. Daha müşfik, daha mesajlarını gizli olarak sarkastik bir üslupla veren, esprili bir üslupla aktaran bir anne figürü var. Evet. Babam çok açık bir adamdı. Hep bağırırdı, küfrederdi. Çok çabuk öfkelenirdi. Öyle gür bir sesi vardı ki bizim ahşap evin duvarları sarsıldı bağırdığında ki hemen hemen her 5-6 dakikada bir bağırırdı mutlaka. Biraz Karadenizli kanını taşıyor olmasından herhalde. Ama annem de Karadenizliydi. İkisi de Trabzonluydu. İlginç. Evet, şimdi kişilikleri daha, çok farklı. Daha ilginç olan böyle yapıdaki babanızın sizin küçük bir çocuk olarak şiir yazdığınızı görüp bununla gurur duyması. Ve burada yine çok ilginç bir anekdot var. Hem gurur duyardı hem de endişe ederdi. Şiir yazacak adam olmayacak diye. Ama bir yandan haklıymış. Da gurur duyuyor. Çünkü neden? Köprü hikayesini hatırlatayım mı? Anlatayım isterseniz. Lütfen. Kısaca. Babam yeni amiral olmuştu o sıralarda. 1940 falan olsa gerek. Ben de işte 9 yaşındayım galiba. Bazı dergilerde şiirlerim yayınlanıyor. Babam onlarla çok iftihar ediyordu ve kesiklerini cüzdanında taşıyordu ve orada burada gösteriyordu. Ben yokken adı Nisa ama ben oradaysam çok utanıyordum. Bir gün Kadıköy vapuruna doğru Galata Köprüsü'nde yürüyoruz hava kararmak üzere. Birdenbire babam dedi ki bak dedi karşıdan Türkiye'nin en zengin adamı geliyor Vehbi Koç. Ankara'dan tanışıyorlar ve gayet iyi dostlar. Bir araya geldiler ve paşam dedi tebrik ederim falan dedi. Babam konuştu onun hatırını sordu. Sonra Vehbi Koç beni fark etti. Nasıl iyi okuyor mu dedi babama. Maşallah fevkalade iyi okuyor falan dedi babam. Hem de bak Vehbi Bey dedi şiir yayınlıyor dedi. Ve hemen portföyünü çıkardı ve içinde yeni yayınlanmış bir şiirimi çıkardı. Vehbi'nin elinde tutuşturdu, okuttu. O karanlıkta Vehbi belki de hayatında ilk defa şiir okuyordu. Okudu, sonra kupürü babama verdi. Merak etme paşam, büyüyünce doğru dürüst bir şeyler yapardı. Bu çok ilginç. Vehbi Koç'un her tahmini doğru çıkmıştır. Bir bunda yanıldı hayatında. yine çocukluk döneminizde bir hastalık döneminiz var. Ama birçok hastalıklarım oldu. O sıkıntılı dönemlerinizi çocukluk yaşantınızda, hayatınızın o bölümünde bir vaha olarak algılıyorsunuz. Evet, çünkü o çok anlamda... Çok minnettarım o hastalıklara. Evet, kitap okuma alışkanlığınızı geliştirme imkanı tanınmasından dolayı. Evet, alışkanlığım vardı zaten. Yani okumaya başlar başlamaz kitaplara dalmıştım. Ama dediğiniz gibi geliştirme bakımından fevkalade. Çünkü okulda zorunlu dersleri okumaktansa yatağımda
kendi istediğim kitapları dilediğim şekilde okuyordum. Evet. O bana büyük ufuklar açtı. Adeta bir ikinci eğitim oldu benim için. Çok güzel. Ve bu İyi ki hasta olmuşum. Bu anlamda yine bu programda konuk etmekten büyük keyif duyduğum Selim İleri de bu konuda aynı şeyleri söylemişti. O da çocukluk döneminde ciddi hastalıklar geçiriyor ve o zaman hayata sarılmasında edebiyat, yani kitaplar çok büyük rol oynuyor. Evet, tabii. Ve görüyoruz ki çocuk yaşta kitap sevgisiyle haşır neşir olanlar, tanışanlar hayatlarının ileriki dönemlerinde edebiyata dört elle sarılıyorlar ve çok özgün eserler sunabiliyorlar bizlere. Doğru. Ben gerçi Selim İleri gibi muhteşem bir yazar değilim ama okuma fırsatını... Ama müthiş bir aydınsınız. Çok müthiş şiirleriniz var. Eşsiz çevirileriniz var. Sağ olun. Şimdi bir yerde demişsiniz ki aslında çok kararsızım. Yani yerimde duramam, hiçbir şeye tam konsantre olamam. Bunların hepsi kabulümüz eğer siz söylüyorsanız. Ama öte yandan bakıyoruz, bu kadar kararsız olduğunuzu iddia etmenize rağmen 40 yaşında bakan olacağım diyorsunuz ve 40 yaşında bakan oluyorsunuz. Oldum, o büyük bir tesadüf. Hayalimde vardı işte büyük adam olmaya çalışmak. O annemin ve babamın tesiri büyük ölçüde hep büyük adam olmak. Onlar için çok önemliydi. Eğer bakan olmak, büyük adam olmak sayılırsa onu bilmiyorum ama yani bir unvan sahibi olmaya çok önem verirdi babam da annem de. Ve annem hep derdi ki ben paşa kızıyım, paşa karısıyım. Tabii paşa annesi olamayacağını biliyordu çünkü ben Deniz Harp Okulu'na girmemiştim, asker olmamaya karar vermiştim. Onlar da kabul etmişlerdi ama hep istiyordu ki bir şey olayım, belki büyükelçi olayım istiyordu. O ölmeden önce görmek istiyordu ve ölümünden birkaç ay önce bakan oldum ve fevkalade mutluydu annem ve bakan olmak bakımından duyduğum en büyük minnet, en büyük sevgi, en büyük mutluluk annemin o sevincini görmekti. Ve bakanlığın biteceğini, kısa sürede biteceğini tahmin ettiği için galiba onu görmeden ölmek istedi. Ve ben bakanken vefat etti. Ve onun arzu ettiği gibi müthiş bir cenaze töreniyle uğurladınız. Tam istediği gibi Deniz Kuvvetleri'nden bando geldi. Onu çok isterdi. Ama ben herhangi bir işte olsaydım o mümkün olmayacaktı büyük bir ihtimalle. Ve sönük geçecekti. Bazı kimselerin dostluğumla çok iftihar ederdi. Mesela rahmetli Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, babam Denizaltı Filosu Komutanı iken babamın yanında binbaşı rütbesiyle kurmay başkanıydı Denizaltı Filosu'nun. Annem de çok beğenirdi onu. Hatta Fahri Korutürk'ün evlenmesinde onun da bir dahli vardır. Emel Hanım'la tanışmalarında falan annem araya girmişti ve Fahri Korutürk hep evlenmesini telkin etmişti. Mesela Fahri Korutürk'ün cenazede bulunmasını çok isterdi. Ve tesadüf Fahri Korutürk İstanbul'daydı ve cenazeye geldi. En sevdiği sanatçılar, annem çok meraklıydı tiyatroya, sanata, musikiye. En sevdiği, en haz aldığı, tanıştığı, bazen de tanımıyordu ama en beğendiği sanatçıların hemen hepsi cenazede bulundu. Evet. Müşfik bir anne olmanın sonrasında duaları müşfik kabul oldu. Müşfik ama çok da disiplinli, çok sert aynı zamanda. Yani bize gözüyle bir baktı mı hemen ortadan kaybolurduk. Her tatlı dediğini sert. Yaptırdı. Tatlı sert. Osmanlı kadın. Gerçekten son Osmanlı hanımlarından biriydi. Müthiş. Ama aynı zamanda müthiş bir cumhuriyetçi, müthiş bir Atatürkçüydü. Güçlü bir kadın portresi olduğunu burada evet satırlarda görebiliyoruz. Devam edeceğiz çünkü Kültür Bakanlığı dönemimiz de çok ilginç. Onun sonrasında gazetecilik serüveniniz var, tecrübeniz onları var. Onları önce de var ama. Evet, onları da konuşacağız. Hatta bugüne dair ilginç bazı anekdotlar da var. Onlara da değineceğiz. Kitaptan ama var kısa bir aradan sonra.